Günaydın efendim. Günaydın. Buyurun. Oo, günaydın birader. Günaydın. Dur biraz. Fikret Bey'e de bir kahve. Hı-hı. Ya da ne içersin? Çay. Bir çay. Peki. Ya bir günde senden erken gelemeyecek miyim ben? Canım ne değişir ki? Benim düzenim böyle işte. Vallahi gıpta ediyorum sana. Neyse. Hesaplara bakıyorum da ortak. Vallahi şeytan kulağına kurşun. Yani durum çok iyi. Ulan düşünüyorum da... nereden nereye geldik be? Öyle tabii. Çok şükür. Sen olmasaydın bütün bunlar mümkün değildi Fikret. Bırak canım şimdi. Ne alakası var? Yok yok. Kesinlikle öyle. Şımartma beni Vedat. Şunun şurasında benim katkım %12. Yok öyle deme. O sadece hissen. Ama benden çok çalıştın. Didindin. Onu da attıracağım bak gör. Neyse bırak şimdi bunları da. Bir sürü adam gelecek bu ay. Adam mı? Canım işte grup satışları, yeni inşaat, ortaklık teklif edenler filan. Yani iş çok. Öyle valla. Şu senin sekreter işini de hallet bu arada. Olmuyor böyle. Bakacağız. Senin çay gelmedi. Benim işim var. Borcundur borcum. Ne adamsın sen be? Helal olsun. Sen inmeyecek miydin yolda be? Ne var Eda ya? İneceğiz ileride işte. Geciktirme beni bak işim çok önemli ona göre. Sen de amma ezdin bizi be. Şu köşede ineyim ben. Şey Eda. Ha. Ya varsa biraz. Yuh sana be. Ben nereden bulayım? Baksana taksinin parasını bile zor buldum ben. Ya bari. Öf tamam tamam. Senin gibi kardeşim var ya. Al hadi. Canım benim mucuk. Hadi hadi işim var hadi geç kaldım hadi. Efendim. Ha Vedat, bu asistanlık için düşündüğümüz hanım geldi. Ben görüştüm. Bir de senin görmende fayda var. Nasıl? Olur mu? Vallahi benim pek içim ısınmadı ama neyse bir de sen görüş de. Hı hı. Tamam. Tamam. Oldu. Gelin. Buyurun. Buyurun oturun. Yoğunsunuz sanırım. Evet. Yani hayır. O yüzden birini arıyoruz tabii. Ben de onun için... Biliyorum. Biliyorum. Ne içersiniz? Hiç sormayacaksınız sanmıştım.
Ne içsem acaba? Çok önemli herhalde. Hı. Telefona bile çıkmadığına göre. Babam mı? Toplantıdaymış. Yattı bizim işte sen anne. Geç kalır o şimdi. İyi canım. Acelesi yok ya. Ben yemek koyayım. Nazan sen de yardım et kızım hadi. Tamam anne. Böyle şeyler de yaşanıyor işte. Hiç sormayın vallahi. Aşağıda bekliyoruz da. Ama görüşmeni sürüyorsa... Biliyorum Fikretciğim, tamam. Yoğunsunuz siz. Müsaadenizle. Tabii, siz beni arayacaksınız. Bütün işverenler söyler bunu da. Yok. Yani benim için uygun. Ararım tabii. Arayacağım. Cep telefonu. Ararsanız. Canım buyurun. Şevket Bey buyurun. Sağ ol. Hasan Bey. Merhaba. Bu sizin. Merhaba. Merhaba. Görüşmeyi geçti galiba. Ha? Evet. Fena değil. Neyse. Yapalım şu toplantıyı. Yapalım. Yapalım bakalım. Sen neden karışıyorsun ki bana? Çünkü hayatın alışveriş senin. Kaçıncı ayakkabı bu Allah aşkına? Sen kendine bak. Tamam artık çocuklar. Gör bak babam da kabul etmeyecek. Değil mi baba? Değil mi baba? Vedat? Hı? Efendim? Ay uyuyor musun sen yoksa? Ne uyuması canım? Ne oldu ki? Çok dalgındın da. Yemek yiyince oldu herhalde. Biraz çıkayım. Temiz hava falan. Thank you.
Cep telefonum. Ararsanız. Sizi mahcup etmeyeceğim. Emin olabilirsiniz. Elbette. Elbette. Acaba yemek yer miyiz bugün? Patron sensin. Ne yalan söyleyeyim, pek gözüm tutmadı bu kadını. Ama tabii karar senin. Can sıkıcı biri mi? Hı? Hayır, yok canım. Hayır. Ev? Evet. Anne, Ufa sen mi izin verdin? Ne izni, ne oldu gene? Arabayı alıyor. Ay öldürecek bu çocuk beni. Ufuk! Ufuk dedim! Ay, hay Allah, uğraş dur bu azgınla. Babanızsa kim bilir nerelerde. Bir de bu adet çıktı başımıza. Sana. Bana bak. Kardeşlik olayının da içine etme. Kızıyorum ha. Sen de abartma. Yok diyorum işte. Kapatmam lazım hadi. Ben seni ne yapayım? Ben notumu aldım efendim. Size daha sonra bilgi veririm. Hoşçakalın. Çalışıyoruz ha? Evet. Çalışayım diye anladınız mı beni? Sana layık değil ama içimden geldi. Hadi aç. Ay inanmıyorum. Ama bu çok pahalı. Boş ver. Niye gece gündüz çalışıyoruz ki sanki? Ben dayanamayacağım. Ay. Dur Taki. Ay. Gerçekten çok sevindim. Ama hiç gerek yoktu. Mahcup ediyorsun beni. Bu daha başlangıç. Vedat, birkaç dakikan var mı? Tabii, girsene. Fazla vaktiniz yok Vedat Bey. Birazdan fabrika yetkilileri gelecek. Tamam tamam, bitiririz hemen. Sen ne yaptığını sanıyorsun Vedat?
Gübegündüz iş yerinde, üstelik sekreterin olarak işe aldığın birine... Abartıyorsun. Hiç de değil. Pahalı gerdanlıklar, bilmem neler. Çaycılar bile konuşuyorlar, bilesin. Tamam Fikret. Bu hiç uygun değil Vedat. Tamam dedim. Sen bu meselede... Burada ne kadar ortaksan o kadar konuş, tamam mı? Kafamı şişirme benim. Ne? Evet. Duydun işte. Şimdi böyle mi oldu Vedat? Evet, öyle oldu. İstediğin zaman alırsın paranı. İşte kapı. Çok güzel şeyler aldık ama Vedat'cığım. Evet, güle güle kullan. Ne oldu? Hiç. Ama keyfin kaçtı birden. Ben alışveriş, gerdanlık bilmem ne derdinde değilim Vedat. Elbette canım, biliyorum. Ama imkansız işti. İmkansız değil. Ne? Ben de seni kadar istiyorum. Ve çözeceğim bu işi. Kararlıyım. Canım benim, canım. Ay. Seyirciler Süper Lig'de 8. hafta maçı... Nazan, hadi çayları koyuver kızım. Tamam anne. Ne oluyor Vedat? Hı? Neler oluyor? Ne bu halin? Ne varmış canım halimde? Ufuk gene yok ortalarda. Şununla bir konuşsan. Ne konuşacağım? Canım ne demek ne konuşacağım? Arabayı aldığı gibi kırklara karışıyor çocuk. Nerededir, ne yapar? Bir ilgilensen. Şimdi de ilgisiz mi olduk yani? Pek de yanlış sayılmaz. Ne demek istiyorsun sen? Geç geliyorsun Vedat. Bazen hiç gelmiyorsun. Evi otel gibi, biz de yabancılarmışız gibi muamele ediyorsun. Ve... Bu çark nasıl dönüyor? Senin haberin var mı hanımefendi? Onu anlarım Vedat. Ama bu farklı. Dur çekemem şimdi. Seni tanıyorum Vedat. Karınım ben seni. Ya doğru düz konuş benimle ya da buna bir son ver. Ben mutfağa gideyim. Son mu istiyorsun ha? Son mu? İyi. Al sana son. Bitti. Tamam mı? Bitti. Ne? Ne bitti? Ayrılıyorum senden. Başka bir ilişki mi? Tamam mı? Daha fazla saklamayacağım artık. Bitti. Para pul vereceğim sana. Ama eğer benim bu... Defol buradan. Evde kalabilir sende. Defol buradan. Defol. Çık dışarı. Çık.
Baba, nereye böyle? Allah Allah. Ne oluyor ya? Vay be. İyi para eder bunlar. Eder de seni ne kadar idare eder bilemem artık. Tamam tamam. İşi bitir artık sen de ya. Yakındır, merak etme. Ciddi misin? Üç vakte kadar hatundan kurtuldum. Şu masaya otur diyecek bana. Yaman kızsın, yaman. Nakit getirmedin mi hiç? Hoş geldiniz efendim. Tebrikler. Hoş bulduk, sağ ol. Tebrikler Vedat Bey. Sağ ol. Allah mesul etsin efendim. Tebrikler efendim. Sağ ol. Hoş geldin enişte. Tekin? İyi iyi, işler yolunda. Siz buyurun, bakın keyfinize. Hadi gel hayatım. Gel. Abin ne işi var orada? Ay söylemedim sana değil mi hayatım? İş bakıyordu abim biliyorsun. Ben de satış müdürü olsun diye düşündüm. Satış müdürü mü? Ama önceki ne oldu? Yol verdim ben ona. Zaten ukalanın biriydi. Telefon bağlama bir süre. Soran olursa da eşiyle birlikte. Peki de. Bu kadın bu adamı batırmacı. Gör bak. Sus. Bir duyan olur. Senin ne üstüne vazife? Yazık. Vallahi yazık. Kılıcın evi burası mı? Evet. Neden? Siz nesi oluyorsunuz? Kız kardeşiyim. Neler oluyor? Anneniz ya da babanız evde mi? Anne! Anne! Buyurun. Oğlunuz Ufuk. Bir kaza geçirdi. Ufuk mu? Kaza mı? Çok üzgünüz hanımefendi. Alo. Ufuk. Aysel. Bunun bir faydası yok. Arayıp durma artık. Oğlum. Çünkü... Öldü diyorum aptal herif. Öldü. Sağ olsun.
Başınız sağ olsun. Ayşe. Muhasebeyi arar mısın? Neden? Çünkü ödeme yapmıyorlar bana gerizekalılar. Sen mi talimat verdin onlara ha? Söyle. Bağırma, sakin ol. Olamam, tamam mı? Olamam. Para beklemekten yoruldum artık. Her defasında sana yalvaracak mıyım ben be? Bu israfına hemen bir son vermezsen donumuza kadar kaybedeceğiz Eda. Anladın mı? Battık zaten, battık. Batmışmış. Tekin bir yandan, sen bir yandan... Bir şey mi dedin enişte? Dedim be. Evet dedim. Bitirdin beni. Bitirdin. Eda sen çık. Ama benim param. Çık dedim. İmzan lazımdı da enişte. Neler oluyor? Ne oluyor dedim? Evliliğiniz sona erdi enişte. Aha bu da sana son enişte deyişim ayrıca. Sana söylüyorum Eda. Mahkemede görüşürüz. Uzatma istersen ha. Ama bu... Sakın mal varlığından, nafakadan filan kıvırmaya kalkışma. Çünkü son damlasına kadar hepsini alacağım. Eda! Nereye? Ayş, bırak beni. Eda! Bırak çıksın, kaşınma. Rezil ettiniz beni be. Bunu hep yapmak istemiştim. Biri seni indirdiğinde kalkmamayı öğren. Payımızı vermezsen bir dahaki sefer kanayan yer bacağın olmaz. Hoşça kalın işte. Yine satacaklarını motor kulaklarını kontrol edin, tamam mı? Tamam mısın? Sonra bir tecrübe edeceğim ben. Merak etme usta, tamam. Şunları da sökün. Karbüratör kapağını da değiştirin. Unutmayın ha. Tamam sonra bakarım. Fikret. Öyle kalsın. Fikret usta. Çok yoğunuz. İşimiz var. Ne
Musa, dışarı baksana bir. Şurada Usta. Gitmemiş. Çağır şunu. Tamam Usta. Ya bir defa daha döndürelim. Giy şunu. Ortak. Fikret. Ben... Bana bir şey söyleme. Git o kadıncağızı anlat derdim. Bana değil. Bir uçurumu atladın sen. Seni tutmaya çalışan o kadındı. Nankörlüğün için ondan özür dile. Benden değil.